Değerli halkımız ve yüreği ve bilinci halkın yanında olan tüm hukukçulara seslenmek istiyoruz. Çok büyük yaralar aldık ülkece ve AKP iktidarının rant, vurgun düzeni ve bezirgan kapitalizminden kaynaklanan sonuçları çok ağır oldu bildiğimiz gibi. Peki yaralarımızı biz halk olarak dayanışma ile sararken, hukuken ne yapmamız gerekiyor? Bunları birazcık anlatmak istedik. Öncelikle e, yıkılan binalar büyük oranda görünüyor ki doğru malzemeler kullanılmadan, doğru denetimler yapılmadan ruhsatları verilirken e, bir takım usulsüzlüklere dayanan nedenlerle yıkılmış durumdalar. E, maalesef bu müteahhit kapitalizmi denetlenmemiş durumda. Hem denetlenmemiş durumda hem de önden e, araştırılmadan koşulları, binaların sağlıklı olamayacağına rağmen ruhsatlar verilerek bu katliama göz göre göre gel göz göre göre yaşandığından bu süreçte payı bulunan tüm yetkililer aleyhine işlem yetkilileri, denetleme yetkilileri, ruhsat verme yetkilileri aleyhine ve müteahhitler aleyhine suç duyuruları yapılabilir. Biz parti olarak ülke çapında suç yaptık, yapacağız. Çeşitli konu başlıklarına ilişkin ama her bir bina içinde o binadaki binada yakınını kaybeden yurttaş ayrıca somut olarak o binaya ilişkin suç duyurusu yapmalı. Diğer yandan tazminat sorumluluğu var devletin. E, hemen ifade edelim. Bir sigorta tartışması yapılıyor. E, sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın devletin açıkça tazmin sorumluluğu var burada. Hem sosyal devlet ilkesi gereği hem kusurlu sorumluluğu gereği yani o binanın o deprem noktasına bölgesine hiçbir bilimsel kurala uymadan yapılması sebebiyle kusur sorumluluğu var. Hem de dahası anayasanın 5. maddesi, 2. maddesi ve e, idare hukuku e, usul kuralları gereğince de kusursuz sorumluluğu da var. Bu bir mücbir sebep değil. İdari Hukuku Öğretisi 99 depreminden beri bunu tartışıyor. Devlet bakımından mücbir sebep değil çünkü deprem haritası Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanmış yürürlüğe girmiş durumda. Bu bakımdan bir mücbir sebebe de dayanamaz devlet. Bu nedenle idari davalar önce başvurular. Her bir binada yakın nitren ya da yaralananlar için öncelikle idari başvurular ve arkasından da İtirazlı davalar açılabilir. Bir delil tespiti, numune alma tartışması da var bildiğiniz gibi. E, avukat arkadaşlar, e, barolar tarafından yayınlanan tutanakları kendileri tutarak en zor koşullarda hiçbir çare bulamazlarsa o tutanakları tutarak kendileri numune alabilirler ama doğrusu mümkünse bilir kişilerle, mühendislerle birlikte bu e, numune alma işini yapmalarıdır. Mümkünse savcılıklara, savcıların emir vereceği adli kolluğa aldırmalarıdır. Ancak bunlar gecikiyor ve enkaz kaldırılıyorsa bu süreçte avukat arkadaşlarımız, Barolar Birliği ve TİMOP tarafından birlikte düzenlenen bir protokol de var. Oralarda bir kılavuzlar yayınlandı, örnekler yayınlandı. O tutanakları tutabilirler enkaz kaldırılmadan önce kendi numunelerini alarak. Hukuki mücadelemiz, hukuki mücadele başlatıyoruz halkçı hukukçular olarak ama siyasi mücadelemizde elbette bu katliamın kaynağından AKP iktidarından onun rantçı düzeninden kurtulmak üzerine olacaktır. Halkımıza baş sağlığı diliyoruz en kalbi duygularımızla.